Sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bu sevimli uyku bandını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Sadece tavşan değil, isterseniz başka şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki. Ben bu uyku gözlüğünü yapmak için eski bir polar eşofman altında kullandım, kestim. Siz de polar kumaşı bu şekilde uygun bir şekilde temin edebilirsiniz. Polar kumaşından ayrı lastiğe ve süslemek için biraz keçeye ihtiyacınız olacak. Ayrıca silikon tabancası işinizi görebilir. Başlangıçta gördüğünüz gibi bir eşofman paçasını kullanıyorum ben şu anda. Çift taraflı olmasına özen gösterdim. Çünkü hem daha kalın olur hem de daha yumuşak olacağını düşündüm. İşinizi kolaylaştırmak için mukavadan kendinize bir kalıp hazırlayın. Ve bu kalıbı kullanarak iki eşit göz bandı şeklinde kumaşı kesin. Gördüğünüz gibi ben şimdi kesmeye başlıyorum. İki tarafı kestikten sonra, yani tamamen çizgi çizgisinde kesmek zorunda değilsiniz. Önemli olan diktiğiniz kısmın belli olması. Zaten o artan kısım ters çevrilince içinde kalacak. Yani biz dikmeyi de ters çevirerek başlayacağız. Göz bandı kısmını hallettikten sonra bir de kulaklar için yine ayrıca eşofmanın diğer paçasını kullandım ben. İki tane böyle küçük kulak şeklinde desen kestim kendi zevkime göre. Siz isterseniz kedi kulağı, köpek kulağı, istediğiniz gibi şekilde bir desen yapabilirsiniz. Ya da kulakları daha büyük ya da daha küçük şekilde kesebilirsiniz tabii ki de. Burada gördüğünüz gibi kulaklar ve göz bandı artık kalıplar hazır. Şimdi dikmeye başlamamız gerekiyor. Dikerken iki tarafın eşit bir şekilde üst üste gelmesine dikkat edin. Hatta eğer çevrenizde dikişten anlayan biri varsa ona diktirin. Benim yaptığım hatalardan biri, birazdan fark edeceksiniz siz de. Önce kulakları dikip daha sonra göz bandı dikmek daha mantıklı olacaktı. Ben onu göz ardı etmişim. Ama daha sonra tabii ki de müdahale ettim, durumu düzelttim. Bir de dikiş sırasında belirli bir kısma geldikten sonra tam şimdi göstereceğim gibi kulaklarınızın yerini önceden ayarlayın. Ben tam o çizgilerin üzerinde gelecek şekilde iki tane kulak ayarladım. Ve dikişimin bir kısmını ilerledikten sonra sizin daha kolay anlayabilmenizi sağlamak için yapıyorum şu anda. Ters çevirdiğiniz zaman mantıklı olacak bir şekilde kulaklarınızın yerini ayarlayın. Mesela aynı bu şekilde dikilmesi gerekiyor başlangıç için. Ki böylece ters çevirdiğinizde daha sonra güzel gözüksün. Yani yeri uygun olsun. Hani sonradan dikmektense araya dikmek daha pratik olacak. Burada gördüğünüz gibi şimdi ben kulağı araya, yani o göz bandının arasına dikmeye başlıyorum yavaş yavaş. Önce yerini belirledikten sonra. Böylece şu şekilde ters çevrildiğinde kulağım düzgün bir şekilde yerine ulaşmış olacak. İşte burada benim hatam, siz sakın yapmayın. Önce kulakları da birbirlerine dikin. Daha sonra kulağı göz bandına dikin. Çünkü daha sonra dikmesi daha zorlu oluyor. İmkansız değil ama daha düzensiz bir dikiş oluşmuş oluyor. Artık dikişinizi tamamen bitirdikten sonra en son ufak bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Tamamen dikmeyin. O boşluktan göz bandımızı tersine çevirerek düzgün bir göz bandı şekli elde etmiş olacağız. Kulaklarla birlikte çıkardıktan sonra daha bir şekilde olmuş olacak. Gördüğünüz gibi şu
şu anda bir şeye benzemiyor ama süslemeler yaptıktan sonra çok sevimli bir göz bandı elde etmiş olacağız. İsterseniz içine biraz pamuk koyun. Pamuk koyarsanız daha da şekilli olur. Benim göz bandımın kalıbı bitti. Bir yanağı birazcık daha küçük oldu ama sorun değil. Şimdi yapmamız gereken tek şey süslemeler. Ben keçeden göz ve burun kestim ve sonra birbirlerini, yani keçeyi göz bandına yapıştırdım gördüğünüz gibi. İsterseniz tüm işlemlere başlamadan önce silikon tabancasıyla yapıştırmaktansa direkt dikebilirsiniz. En sonunda başınızı kafanıza göre ölçün ve lastiği de dikin. Lastiği de diktikten sonra göz bandınız hazır. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atın. Göz atarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.